Herkese merhabalar arkadaşlarım, kıymetli izleyicilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir deniz temalı örgülerimizle yine karşınızdayım. Önceki videolarımda bu balıklarımı, yıldızları çalışmıştım. Açıklama bölümünde bulabilirsiniz videolarımızı. İsterseniz bebek örgülerinde, battaniyelerde, yelek, hırka, bere, bütün örgülerde kullanabileceğiniz motiflerimiz var. Şimdi deniz atını çalışalım. Bütün örgülerimi bebe yünlerimle çalışıyorum. Bakın şu yeşil ipim biraz kalındı. Bebe yün olmasına rağmen bu biraz kalındı. O yüzden bir tık büyük oldu. Yapılışı çok kolay, keyifli. Umarım işinize yarar, beğenirsiniz ve sizler de beğenerek, severek yaparsınız. Bebek örgülerinizde, siparişlerinizde değerlendirirsiniz. Deniz temalı örgülerinizde. Şöyle kenara çekelim deniz atlarımızı. Yine pembeyle çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek videomuza geçelim, örgümüze. Sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle parmağımın etrafında bir kere doladım. Bakın şu ortadan başlıyoruz. Şu başın orta kısmından. Tığımı buradan giriyorum. İpimi doladım, çektim. Bir zincir çektim. Şimdi bu yuvaya, sihirli halkaya 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle biraz küçültelim. 4 5 6 7 Şimdi ipimizi şöyle yavaşça çekelim. Çok sıkıştırmadan halkamızı yapalım. Eğer ki ipimizi iyice çeker de sıkıştırırsak buraya batması bayağı bir zor oluyor. O yüzden önce battım, kaydırarak kapattım. Şimdi halkamın ipini çekiyor ve iyice sıkıştırıyorum. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum buraya bir. Yine de sıkı olmuş burası. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen önündeki yuvaya batıyorum. Şu ipimi de içinden yürüteceğim. Buraya da çift sık iğne yapıyorum. Başın bu bölümünü bir tek, bir çift, bir tek, bir çift sık iğne yaparak dolanıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Şimdi bu sonuncuya da çift yapıyoruz. Şu sondakine iki tane çiftli yapmıştık. Şu bir tanesini burada boş bırakıyorum. Buna batmıyorum. Bir de sayacağım üstünden tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sık iğnem oldu. Şimdi 15 zincir çekiyorum. Şu kuyruk bölümünü yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Üçünü birlikte çekiyoruz. Bakın şöyle. Buraya aynı noktaya 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. 2, 3.
3 tane çakma sık iğneyi yaptıktan sonra şu zincirimize geçiyoruz. Kaydırma yapıyoruz burada 6 tane. 1 dolamadan batıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane kaydırma yaptım burada. Şimdi ipimi tekrar doladım tığıma. Hemen önündeki zincire batıyorum. Bir tane çakma trabzan. Hemen aynı yuvaya bir çakma trabzan daha yaptım. Öndeki zincire batıyorum. İkili trabzan. Aynı yuvaya tekrar ikili trabzan. Şimdi buraya üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya tekrar üçlü trabzan. Çift çift battık hep. Birinciye 2 tane çakma trabzan, ikinciye ikili trabzan 2 tane yine, üçüncüye üçlü trabzan yine ikili yaptık burada. Şimdi buraya 2 tane yine önümüzdeki yuvaya zincire çakma trabzan yapalım. Bir tane daha 2 tane çakma trabzan yaptık burada. Şimdi şu önümüzdeki 3 tane zincire hepsine de sık iğne yapıyoruz. Normal sık iğne 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım buraya. Şimdi şu başın son yaptığımız sık iğnenin dibine batıyorum. Burayı kaydırarak kapatıyorum. Hemen önündekine şu bir tane boşluk bırakmıştık. Ona batıyorum. Normal sık iğne. Hemen öndekine yine normal sık iğne, ikinci oldu. Bir tane daha yapıyorum. Üçüncü. Üç tane sık iğne yaptık buraya. Şimdi burun bölümünü yapmaya geçiyoruz. Bir, iki. İki tane zincir çektim burnunu yapmak için. Birinciye değil, bakın şu dipteki birinciye değil, ikinciye batıyorum. Kaydırarak kapatıyorum. Ve şu dipteki sık iğnenin şu iki kanadını, bakın şuradaki ilmeklerini tığıma batıyorum buradan ikisine birlikte. Yine kaydırarak kapattım. Hemen dibine, bu dipteki sık iğnenin dibine battım. Bir sık iğne. 2 3 4 5 Beşinciye çift batıyorum. 6 oldu. 7 8 9 10 11.yi kaydırarak çekiyoruz. Bakın dolamadan battım yine. Kaydırarak kapattım. Burada ipimi kesiyorum. Şu arkadaki ipimi de keseyim. Bu sihirli halkanın ipiydi. Bu ipimizi şuradan alttan yürüteceğiz. Şimdi gri ipimi alıyorum. Bakın şu ipimizi kestik şurada.
Hemen önündeki şu gözden batalım. İpimizi çekelim. Bir zincirle buraya bunu sıkıştıralım. Şu iki ipimi de alttan yürüteceğim. İpimi doladım tığıma. Hemen önündeki yuvaya batalım. Çakma trabzan yapalım buraya. Yine bir tane çakma trabzan. Hemen önüne battım. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. İki tane ikili trabzan yaptım. Önündeki yuvaya battım. Üçlü trabzan yapıyorum. Şu kuyruk biraz engel oluyor görmemizi. Aynı yuvaya tekrar üçlü trabzan yaptım. Hemen önündeki yuvaya batıyor. Çakma trabzan yaparak kapatıyoruz. Önündekine bir tane sık iğne ve şimdi dolamadan batıyorum. Burayı kaydırarak kapatalım. Bir zincir çektim. Şu arkadaki iplerimi de keseyim. Elimize dolaşmasın. Bunların işi bitti. Şimdi şu üzerine ters sık iğne yapıyoruz. Yengeç bacağı da dediğimiz ters sık iğne ile üzerinin ibibiklerini yapalım. Şöyle zincirimi, şuradaki ilmeğimi birazcık gevşetiyorum şöyle. Çok sıkı olmasın. Bir gerideki göze battım. Bakın şöyle dolayıp çekiyoruz. Şu ipimizi biraz sıkı olmasın. Biraz gevşek gevşek yapalım. Bakın şöyle hafiften çektim. Hemen dipteki, gerideki ilmeğime batıyorum. Biraz çekerek şu şekilde. Üstteki ilmeğimi de hafiften çekiyorum. Bütün ilmeklere bu şekilde batarak üzerinin sık iğnesini yapıyoruz. Ters sık iğne. Şu boyun bölümüne geldiğimizde arkadaşlar şuraya batıyorum. Burayı biraz sıkı yapıyorum. Bu boyun bölümü otursun. Şöyle ipimizi burada iyice sıkıştıralım. Başa geçtiğimizde bu ilk yaptığımız sık iğneyi de çok gevşek yapmayalım burada geçiş noktasında. Sıkıştırdığım için batamadım. Bu ilk yaptığımı biraz sıkı yaptım. Şimdi ipimi gevşetiyorum. Yine geri geri batıyoruz ilmeklerimize. Biraz uzun uzun çekerek. Bakın bu şekilde. Bütün ilmeklerimize batalım. Şu burunun üzerinden sayalım. 1, 2, 3. 3 tane kaldı. Şimdi bu son yaptığımızı birazcık sıkıştıralım. Bir zincirle kapatıyoruz. İpimi biraz uzun çektim, kestim. Şimdi bu ipi iğneye takıyorum. Yorgan iğnesiyle de olabilir. Etamin iğnesine takıyorum şöyle. Arkadan şu iç kısmından ipimizi geçirelim. İpimizi de
keselim. Şimdi sıra gözünde. Deniz atımız bitti. Şöyle kuyruğunu da şekillendirelim. Siyahla lacivertle hangisi varsa, siyah ipim biraz fazla kalındı, o yüzden lacivertle yapıyorum. Arkasına düğümümü attım. Şuradan şöyle bir geçelim. Bakın şimdi şuradan şu ortadan değil bir üstünden şuradan tam şöyle ortaya gelecek şekilde şöyle şuradan ipimi iğnemi çekiyorum. Düğüm işi yaparak gözünü yapalım. 1, 2, 3. 3 kere doladım. Bir üst sıraya bakın şuraya tam ortaya batıp şuradan arkaya çekiyorum. Şimdi arkada ipimizi sağlamlayalım. Evet arkadaşlar, deniz atımız da hazır. Umarım işinize yarayacak, faydalı olacaktır. Evinizden sağlık, huzur, bereket eksik olmasın. Tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun canlarım. Sağlıkla, huzurla kalın. Hoşça kalın.